Türkiye Yüzyılı Marif Modeli dediler buna. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ismi bile baştan sona kadar tartışmalı olan bir konu. Türkiye Yüzyılı bir partinin sloganı. Marif modeli dediği şey aslında Türkçe bir kelime değil. Bilerek, kasıtlı olarak bir eğitim modeline, nasıl bir eğitim istediklerine dair bir cümleyi, kelimeyi, her neyse farklı bir dilde kullanıyorlar ve bunu dilimizin zenginlikleri diye işte bütün derslere de bunu yediriyorlar aslında. Arapça ve Farsça kelimeleri bütün derslere de yedirip çeşitli kulüp etkinlikleriyle de işte bu çalışmaları yürütüyorlar zaten. Konu şu, marif modeli dedikleri, müfredatın değişikliği. Aslında bugün ilk defa karşımıza çıkan bir şey değil. 4 artı 4'ten sonra bütün ders kitaplarının içeriği değiştirilmiş, niteliği değiştirilmiş, sınırlandırmalar olmuş. 4 artı 4'ten bugüne kadar şu anda ilkokula başlayan bir çocuk liseden mezun olurken toplam 32 tane din dersi almak zorunda. 32 din dersini alabilsin ki bu 32 din dersi neticesinde mezun olabilsin öğrenci. Şimdi bu marif modeli dedikleri müfredat değişikliğinde %35 sadeleştirmeden bahsediyorlar. Bu sadeleştirmeye baktığımızda aslında felsefenin, müziğin, beden eğitiminin, resim derslerinin aslında kaldırılıp yerine din derslerinin konulduğu, işte ana sınıflarına, kreşlere, işte değerler eğitimi adı altında bu tek din, tek mezhep anlayışıyla aslında bu da 12 Eylül modelidir. 12 Eylül'ün bugün tam olarak kendisini ifade etmesidir aslında eğitim alanında. Bu 12 Eylül'den bugüne baktığımızda 45 yıla yakın bir süre geçmiş, 44 yıl geçmiş. Adım adım zorunlu din derslerinden neticesinde gele gele buraya kadar getirdiler. Yani bir eğitim ne kadar geriye gidebilir? Bir eğitim toplumun isteklerine, toplumun beklentilerine, toplumun işte gelecek inşasına yönelik yapılması gerekirken tam olarak aslında bir yıkıma doğru gidiyor. Örneğin biyoloji dersinde daha önce evrim kuramını çıkartmışlardı. Şimdikinde ne yapmışlar? Yaratılışı koymuşlar. Şimdi biyoloji öğretmenlerimizle konuştuğumuzda öğrencilerimize şunu öğretmiyoruz. Bir antibiyotik alıyoruz, gidiyoruz hastalandığımızda eczanede. Bu antibiyotikler her sene değişmek zorunda. Aşılar her sene değişmek zorunda. Bunu bilim nasıl üretiyor? İşte okullardaki ders kitapları üzerinden, evrim kuramı üzerinden oluyor. Evrim kuramı olmazsa aşı olmaz, evrim kuramı olmazsa antibiyotik olmaz. Ya da matematik dersinden integral kaldırılıyor. İntegralin kaldırılması ne demek? Mühendislik alanının yok edilmesi demek. Yani bir öğrenci integrali bilmiyorsa matematikte, matematikte bu derste, bu konu, bu ünite çıkartılıyorsa demek ki siz mühendis olmayın deniliyor. Yani nitelikli bir mühendisliğin önü kesilmiş oluyor. Yani Türkçe dersine, diğer derslerine, hepsinin içerisine yani tüm eşitsizliklerin üzerine örtmek için yaptıkları milli ve manevi değerler vurgusu var. Derslerin içerisine bunlar yediriliyor. Zaten aslında bitirilmiş. Mesela müzik dersine baktığınızda müzik öğretmeni müzikle ilgili bir konuyu anlatmıyor. Yani ilahileri anlatıyor. İşte Türk müziği, Türkiye adetleri, görenekleri vesaire. Baktığında müzik yok müzik dersinin içerisinde. Zaten çıkartılmış. Müfredatla birlikte bu iyice tam olarak oturtulmuş oluyor. Yani felsefe dersinin içerisinde felsefe sorgulanma, yani öğrencilere sorgulama yapmasın. Ne oldu, neden oldu, nasıl oldu? Bir öğrenci bunları sorgulamasın. Dolayısıyla böyle yaşayalım diyorlar. Bizim burada gördüğünüz en önemli işlerden bir tanesi tabii ki ÇEDES'e zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'yla beraber çalışan, bu onların STK dediği bakanın söylemiyle, bizim tarikat dediğimiz, cemaat dediğimiz, hatta bakanın da kendi vakfı aracılığıyla yaklaşık bir 10-15 tane vakıfla, cemaatle zaten bu işi böyle götürüyorlar. Protokoller yapıyorlar, okullara giriyorlar, tarikatlar, cemaatler birbirleriyle yarışıyor. Yani ders içeriği İnin haricinde, derslerin dışında bir sürü çocukları cami temizletmeye götürüyorlar. İşte ana sınıfı o çocuklarla farklı farklı uygulamalar yapıyorlar. Ve bütün bunlar pedagojik eğitim almayan, pedagojiden geçmeyen, ne diyelim işte Diyanet'in, tarikatın, cemaatin imamları, vaizleri vesaire tarafından yapılıyor. Bu sene de çıkartmış oldukları bir şey vardı, manevi rehberlik. Manevi rehberlik de aslında bu müfredatla birleşince ortaya başka bir şey çıkıyor. Yani Suudi Arabistan'da, İran'da bu kadar din dersi yok. Bu kadar şeriat dersi yok.
Şimdi demek ki burada başka şeyler var. Yani vakıflara aktarılan milyarlarca para var. Bir takım çalışmalar var. Elbette dinselleşmenin bir parçası. Ama bizim gördüğümüz tabii ki bu yeni müfredat, laikliği yok etmek, bilimi yok etmek, bilimsel eğitim sürecine işte tırpanlamak. Bu amaçla konulmuş. Hepsi 12 Eylül, 4 artı 4. İşte ÇEDES meselesi, ÇEDES üzerinden yapılan işte protokoller, çalışmalar ve devamında müfredat değişikliği. Ve bu bize sorulmuyor. Öğretmenlere sorulmuyor. Eğitim emekçilerine sorulmuyor. Üniversite hocalarına sorulmuyor. Bir takım çevreler, kendi cemaat, terkat dedikleri o çevrelerle işbirliği yapıp alelacele. Yani ne olduğu bilinmedi. Daha bir eleştiriye tabi tutulmadan 5 günlük bir süreçle açtılar, önümüze koydular. Zümre, yani okuldaki öğretmenlerin haberi yok. Zümre başkanlarının haberi yok. Velilerin haberi yok. Yani topluma sen bunu tartıştırmamışsın. Topluma bunu konuşmamışsın. Yani yaptıkları şey tamamen alelacele bir işle bunu kotarmak, ortaya çıkartmak kesimlerinin. Bu modele karşı bir şey söylemesi lazım, itirazlarda bulunması gerekir. Bizim de Eğitimsel bir nolu şube çerçevesinde Mamak Eğitim Platformumuzla beraber sadece Eğitimsel'in içerisinde olmadığı, okul aile birliklerinin, muhtarların olduğu, işte köy derneklerinin olduğu, demokratik kitle örgütlerinden partilere kadar beraber onlarla yan yana geleceğiz. Toplumla yan yana geleceğiz. Toplumun tüm kesimleriyle yan yana geleceğiz. Biz de sendika olarak bilimsel eğitim istiyoruz. Layık bir eğitim istiyoruz. Bu toplumun inşası için, geleceği için anlamlı bir ülke oluşturmak istiyoruz. Bu eğitim olmadan bir ülke nasıl gelişebilir? Eğitim bilimsel olmadan, bilimsel içerikler yok edilerek nasıl gelecek kurulabilir? Bunları tabii ki toplumun tartışması lazım. Biz de sendika olarak tartışıyoruz iş yerlerinde, okullarda, öğretmenlerle. Tabii bakanın ne diyelim, bize karşı gözü kör, kulağı duymaz halde. Biz bakanla genel başkanımız, Eğitimsel Genel Başkanı defalarca randevu istedi. O neredeydi o sırada? İşte yerel belediye başkan adaylarıyla okul okul gezdi, dolaştı. Özellikle Mamak'taki okullara Asım Balcı ile gezdi, dolaştı. Biz bilimsel eğitim istiyoruz, demokratik eğitim istiyoruz, çocukları kullanamazsınız, orada burada mitinglere götüremezsiniz derken onlar bu işlerle meşguldü. Yani gözü görmeyen, kulağı duymayan, toplumun diğer kesimlerini zaten ötekileştiren, yani tek mezhep nedir? Bir mezhep üzerinde hiçbirini görmüyor. Diğer eğer varsa bir zenginliğimiz onu yok etmek istiyor. Tek ırk diyor, Türk, başka bir şey yok diyor bu dünyada. Yani çocuğa bunu öğretmek istiyor. Aslında bunların hiçbiri pedagojik de değil, etik de değil. Mesela değerler eğitimi diyor. Bu değerler eğitiminin hiçbiri değerlerle alakası yok. Yani neden? Eşitlik bir değerdir mesela. Tartışalım, konuşalım, bunu ele almıyor. Sevgiyi konuşalım diyoruz, sevgiyi almıyor ele. Evrensel değerleri sen hiçbirini göz önünde bulundurmuyorsun. Kendi mezhebine göre, kendi tarikatına, cemaatine göre, kendi ırksal düşüncene göre, gerici bir bakış açısıyla Türkiye ortaçağa doğru sürükleniyor. Yani Türkiye'nin bakalım geçmişte bakanlara, işte köy enstitülerini kuran Hasan Ali Yücel'de geldiğimiz yer Yusuf Tekin. Yani Hasan Ali Yücel'in ortaya koyduğu köy enstitüleri neresi? Bugün geldiğimiz yer neresi? Yani devrim devrim diye bahsediyorlar. Neyin devrimi? Yani bitirmişsiniz, tüketmişsiniz, yok etmişsiniz. Öğrencilerin ne olduğunu, neden olduğunu, nasıl olduğunu, niye olduğunu bunları sorgulatmıyorsunuz. Evet, ezberci bir eğitim vardı. Ezberci eğitim diye tartışamıyoruz artık. Yani tamamen bireyci, çıkarcı, ezberci, tek bir bakış açısıyla bir toplum nasıl yetiştirilebilir, nasıl bir gelecek kurulabilir? Elbette bunlar geçecek. Elbette bu toplum bunun üstesinden girecek.